Sendika değiştirmek için eyleme başladık. İçerideki mevcut sendika bizim hiçbir hakkımızı tanımıyordu. Patrondan yana olduğu için biz de bir tek sene geçmeye karar verdik. Bir tek sene geçtikten sonra bir arkadaşımızı işten çıkardıktan sonra biz hepimiz toplu olarak işi bıraktık. Neydi? Bizim hiçbir hakkımızın tanınmamasıydı. İçerideki mevcut sendika bugün birisi işten çıkarıldığı zaman bunun tazminat haklarını savunmuyordu. Veyahut yemek ile ilgili bir sorun olduğunda içerideki mevcut sendika bunun için bir çözüm üretmiyordu. Yani bir sendika demek işçinin yanında olması gerekirken bu patron yanında olduğu için biz ondan çıkmak istedik. Atılan arkadaşımız geri alınacak. Bizim sendikamız tanınacak. Onunla birlikte içeri girene kadar bu eylem devam edecek. Özak Tekstil'de Sarı Sendika dediğimiz öz iplik iş sendikasından yöneticiye kadar sorumlu olan herkes bize patronluk tasladı. Özak Tekstil sadece işveren değil, aynı zamanda işçi düşmanıydı. Biz işçiler Özak Tekstil'de sadece bir sorun değil, binlerce sorunla karşı karşıya kaldık. Ve bunun sonunda sendika değişikliği yaptığımız için daha çok baskı, mobbing, sözlü hakaretlere maruz kaldık. Bir tek sen sendikasında geçtiğimiz için sorgu odaları kuruldu. Biz bu direnişe başladıktan sonra haklı olduğumuzu bilmelerine rağmen Özak patronu onun emriyle işverene sert müdahaleler oldu. Ve biz bu aşamalarda bir valimizin, bir belediye başkanımızın yanımızda olmadığını da gördük. Kısacası Urfa'da yetkili kim varsa hepsinin Özak patronundan farkı yoktu. Direnişimizi İstanbul Özak Holding önüne taşıdık ve hakkımızı almayana kadar buradan ayrılmayacağız. Taleplerimiz açık ve net. Dışarıda geçirdiğimiz günlerin ücretinin ödenmesi, işten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması, bir tek sen sendikasının içeride tanınması. Buradan öncelikle emekçi kardeşlerimize sesleniyorum. Hep birlikte olalım, birlikte kazanalım.